Bu videoda ürün yerleştirme, gizli reklam ve marka sponsorluğu yoktur. Göreceğiniz tüm ürünler, fiyatları, erişilebilirlikleri ve performansları göz önüne alınarak seçilmiştir. Reklamlaşmamış, özgün ve kaliteli içeriğe katkıda bulunmak isterseniz Patreon destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. Merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar. Depremler ve doğal afetler yaşadığımız coğrafyanın görmezden gelemeyeceğimiz gerçekleri. 17 Ağustos 1999 günü yaşanan büyük depreme İstanbul'da yakalanmış, ardından da uluslararası bir kuruluşun fotoğrafçısı olarak Adapazarı'da görev yapmıştım. Gelin bir doğal afet çantasını birlikte hazırlayarak hem endişelerimizden kurtulalım hem de zihin jimnastiği yapalım. Bir deprem ya da doğal afet çantası hazırlarken en az 3 gün boyunca ihtiyaç duyacağınız malzemelerin neler olacağını ve bu malzemeleri neyin içine koyacağınıza karar vermelisiniz. Ben afet hazırlık malzemelerimi bir otomobilin bagajına koyacağım için neredeyse her alışveriş merkezinde bulunan yapı marketlerinde satılan plastik kutulardan birini tercih ediyorum. Siz günlük hayatınızda ihtiyaç duymayacağınız bir çanta ya da orta boy bir tekerlekli bavul kullanabilirsiniz. İster deprem olsun ister fırtına, afetlerden sonra temiz suya erişim en büyük sıkıntılardan biridir. Suya ya hiç ulaşamazsınız ya da suyun içindesinizdir ama su içilemeyecek kadar kirlidir. Bu sebeple kişi başına günde 2-3 litre su tüketeceğiniz varsayımıyla suyunuzu önceden hazırlamak zorundasınız. Sular farklı şekillerde paketlenmiş olabilir. Özellikle gemilerdeki filikalarda kullanılan Milar su paketleri çok uzun ömürlüdür ama bu paketleri bulmak oldukça zordur. Hayatta kalma kitleriyle doğal afet çantası içeriklerinin olmazsa olmaz bir özelliği vardır. Tek elle kullanılabilir olmaları. Bunun sebebi tek elinizin yaralanmış olması halinde diğer elinizle hayatınızı idame ettirebilmenizdir. Çantaya koyacağınız her malzemede gözetmeniz gereken bu özelliği sularınızı seçerken de dikkat etmenizi öneririm. Emzikli şişelerde satılan sular buna güzel bir örnek. Bu şişeleri gerektiğinde bide olarak da kullanabilirsiniz. Sınırlı miktardaki suyunuzu vücudunuzda muhafaza edebilmek için diüretik olan alkolün ve kahvenin tüketiminden kesinlikle uzak durmanız gerektiğini de unutmayın. Afet sonrasındaki ilk birkaç gün sürekli yer değiştirmek ve bunu bir araç kullanmadan yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sebeple karbonhidratı, proteini, vitamini dengeli bir beslenme her zamankinden daha önemlidir. Sporcular için hazırlanmış proteinli enerji barları uzun raf ömürleriyle hazırlık çantanızda yer alabilecek gıdaların başında geliyor. Kuru yemişler ve konserveler de çantaya koyulabilecek gıdalardan. Eğer evcil hayvanınız varsa küçük dostunuzun mamalarını da bu çantaya eklemeyi unutmayın. Şebeke elektriği deprem anında otomatik olarak kesecek ve sonrasında olası gaz kaçaklarının sebep olabileceği yangınları engellemek için günlerce elektrik verilemeyecek. Bu sebeple her doğal afet sonrası en çok ihtiyaç duyacağınız şeylerden biri fener olacak. Seçeceğiniz fener ucuz ama kaliteli ve mümkünse Türkiye şartlarında en ulaşılabilir pil olan AA tipi pille çalışan bir fener olsun. Uzun kullanımda az ışık veren ateş böceği modu en çok kullanacağınız ışık seviyesi olsa da arama kurtarma çalışmaları için çok ışık verebilen bir fenere ihtiyaç duyacaksınız. Kötü niyetli insanların ve yağmacıların kolluk kuvvetleri ya da kurtarma ekiplerinden daha önce afet bölgesine ulaştıklarını kendi yaşamımda iki kere çaresizce üzüntü ve endişe içinde tecrübe ettim ne yazık ki. Fener, kötü niyetli kişilere karşı iyi bir savunma aracıdır aynı zamanda. Yeteri kadar güçlü bir fenerle gündüz vakti bile kötü niyetli birini geçici olarak kör edebilir ve kendinizi bu insanımsılardan koruyabilirsiniz. Feneriniz yoksa bile mutlaka aydınlık yerlerde bulunmaya çalışın. Unutmayın, kötü olan her şey aydınlığın her çeşidinden korkar. Seçeceğiniz pilli fenere ek olarak dinamolu bir feneri de yedek olarak bu çantaya eklemek iyi olacaktır. Akma riskine karşı pilleri fenere takılı olarak bırakmamak gerekiyor. Yakın zamanda toplum olarak tecrübe ettik. Cep telefonlarımız afet anında ve sonrasında işe yaramaz pahalı oyuncaklara dönüşüyor. Üstelik haberleşmenin en önemli olduğu zamanda. Hem günlük hayatta hem de afet sonrasında en değerli ve kesintiye uğramayan bilgi kaynağı radyolardır. Telefonlarınızın radyo özelliklerine güvenmeyin ve hazırlık çantanıza mutlaka bir radyo ekleyin. Hem feneriniz hem de radyonuz için ihtiyaç duyacağınız pilleri de bol miktarda stoklamaktan çekinmeyin. Afet sonrasında kurtarma ekiplerinin en çok ihtiyaç duyduğu malzeme de pil olacak. Deprem çantasındaki hiçbir malzeme günlük hayatınızda ihtiyaç duyup çantayı açmanızı gerektirecek cinsten olmamalı. Yani bu çantaya
en değerli katlanır aletinizi ya da fenerinizi koymamalısınız. Doğal afetler dışında bu çantayı ya da kutuyu açmanıza sebep olacak tek şey, son kullanma tarihi yaklaşan gıda ve ilaçları yenileriyle değiştirmek olmalı. Ben de bu sebeple çok sevdiğim katlanır alet ve bıçaklarımın yerine yapı marketlerinden alınabilecek, görece ucuz ama kaliteli ürünler seçtim afet çantam için. Katlanır alet olarak bir yapı marketinde görüp beğendiğim bir ürünü, bıçak olarak da aynı marketin raflarında yer alan hem bıçak hem de küçük bir levye gibi kullanabileceğim, bıçağın yapıldığı metalin sap boyunca uzandığı bir alet seçiyorum. Üzerinde yapı marketin adı yazsa da moran ayva ürettirildiğini düşündüğüm bıçağı sağlam yapısı sayesinde hem iş yaparken hem de mecbur kalırsanız kendinizi savunmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca bıçak küt burnu sayesinde normal zamanlarda kolluk kuvvetleriyle başınızı derde sokmayacak bir şekle sahip. İlk hazırlık çantamı motosikletimde taşıyordum ve çantanın vazgeçilmezlerinden çöp torbasıyla takviyeli kolibantı, gerektiğinde yağmurluk, gerektiğinde çadır, nadiren de çöp torbası olarak çok işime yaradı. En sağlamından ve en büyüğünden bir paket çöp torbası, yağmurdan korunmak, barınak yapmak ve daha pek çok konuda işinize yarayacaktır. Takviyeli kolibantı ve farklı kalınlıklarda ip eklemeyi de unutmayın çantanıza. Deprem çantanıza bir çakmak ve çakmağın gazının bitmesi ihtimaline karşı birkaç paket kibrit eklemeyi unutmayın. Birkaç küçük mum da işinize yarayabilecek malzemeler arasında. Eğer gaz ve yakıt kaçağı olmadığına eminseniz, aksi yönde bir uyarı da yapılmadıysa, ateş yakmak soğuktan korunmanın ve güvende olmanın en iyi yollarından biri. Ateş aynı zamanda sakinleştiricidir ve sosyalleşmenize yardımcı olur. Ateş yakmanın mümkün olmadığı durumlarda spor malzemeleri satan zincir marketlerde bulabileceğiniz cep sobaları sizi gece boyunca sıcak tutacaktır. Kömür ve demir tozu karışımından üretilen bu ısıtıcılar paketleri açıldıktan sonra yaklaşık 10 saat boyunca havadaki oksijenle tepkimeye girerek 60 derece Celsius'a ulaşabiliyorlar. Dikkat etmeniz gereken tek şey cildinize doğrudan temas etmelerini engellemek. Cep sobalarının son kullanma tarihinin yaklaştığını paket içinde yavaş yavaş sertleşmeye başladıklarında anlayabilirsiniz. Bu durumda elinizdekileri sokakta yaşayan insanlara dağıtıp kendi stoklarınızı tazeleme yoluna gitmek çok şık bir çözüm olacaktır. Yine yapı marketlerinde ve spor malzemesi satan yerlerde bulabileceğiniz uzay battaniyesi de denilen milar battaniyeler sizi hem soğuktan hem de sıcaktan koruyacaktır. Ayrıca eBay ya da Amazon üzerinden milardan yapılmış uyku tulumu benzeri bivaklardan da alabilirsiniz. 40 katır mı 40 satır mı gibi bir soru belki ama kışın yaşanacak bir afet mi yazın yaşanacak bir afet mi diye sorulsa her ikisini de görmüş biri olarak kışı tercih ederim. Yaz aylarında ortalığı saracak koku ve sivrisinekler insanı hayatta kaldığına pişman edebiliyor. Biz sivrisinek bulutunun içinde can çekişirken ceplerinden çıkardıkları minnacık şişedeki kimyasalı parmak uçlarıyla boyun çevrelerine sürüp rahatlayan İsviçreli itfaiyecilerden öğrenmiştim DEET'in ne olduğunu. 1950'lerden bu yana kullanılan, nadiren kızarıklık ve kaşıntı gibi yan etkileri olan DEET, kendini kanıtlamış, güvenli ve açık ara en etkili sivrisinek kovucu. Kenelerin ve karasineklerin de sevmediği DEET, Amerika'da saf olarak satılırken ülkemizde bir sivrisinek kovucunun etken maddesi olarak kullanılıyor. Değişik oranlarda DEET içeren markanın farklı modellerinden en çok DEET içerenini almanızı öneririm. Böylece kendinizi dünyanın en çok ölüme sebep olmuş canlısından koruyabilirsiniz. Dişi sivrisinek. Burun, insanın duyu organları içinde beyne en kısa yoldan ve aracısız sinyal ulaştırdığından olsa gerek, koku hafızası beynimizdeki diğer kayıtlarla mukayese edilemeyecek kadar güçlüdür. Sevdiğiniz bir kolonyadan küçük bir şişeyi bu çantaya eklemek hem sizi güzel günlere götürüp moral verecektir hem de hijyen sağlamanıza yardım edecektir. Moral sizi hayatta tutacak asıl güç olduğundan, moralinizi yükseltecek temiz ve bakımlı bir vücut sağlığınızdan çok daha fazlası anlamına geliyor aslında. Bu sebeple deodoran, sabun, diş fırçası, diş macunu, gargara, jilet, hijyenik pet, ıslak kuru tuvalet kağıtları, kağıt mendil, sizin ve ailenizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak mutlaka çantaya eklenmesi gereken malzemeler. Bol bol zamanınız olacağından yaşadıklarınızı yazacağınız bir not defteri ve kurşun kalem eklemeyi ihmal etmeyin bu çantaya. Sizi aramaya gelecek insanlar için iyi olduğunuz ve gittiğiniz yerle ilgili mesajları her türlü yüzeye yazmanızı sağlayacak kalın uçlu bir asetat kalemiyle mümkünse renkli bir tebeşirde çantada bulunması gerekenlerden.
A5 boyutunda çıktısını alacağınız bir fotoğrafınızda sevdiklerinizi yüzlerce not okuma zahmetinden kurtarabilir. Çünkü insan beyni tanıdığı yüzleri yakalamaya programlıdır. Bu fotoğrafları altına yazacağınız iyi olduğunuz ve gittiğiniz yer bilgisiyle birlikte yaşadığınız bölgenin çevresinde görünür yerlere asabilirsiniz. Kendinizi ve sevdiklerinizi oyalamak ve beklemeyle geçecek süreyi daha keyifli hale getirmek için bir deste iskambil kağıdı, Monopoly gibi bir kutu oyunu ve çocuğunuz varsa onun oynayabileceği küçük bir oyuncağı da bu çantaya koymayı ihmal etmeyin. Yardım geç gelebilir ya da hiç gelmeyebilir. Yaralanmadıysanız, sağlıklıysanız ve size verilmiş bir kurtarma görevi yoksa, bölgeyi yürüyerek de olsa terk etmek isteyebilirsiniz. Bunun için yaşadığınız bölgenin detaylı bir haritasını bir pusula ile birlikte deprem çantasına ekleyin. Haritadaki kuzey ile pusulanın gösterdiğinin aynı olduğunu zannedenlerdenseniz, internetteki sayısız kaynaktan birini kullanarak pusula kullanımı ile ilgili fikir edinmeye çalışın. Hatta konuyla ilgili alacağınız çıktıları da harita ve pusulanın yanına koyabilirsiniz. En üstte olması işinize yarayacağından çantaya en son ilk yardım setini koyun. Hazır alınmış bir ilk yardım setini ihtiyaç duyabileceğiniz ilaç ve malzemelerle zenginleştirmeye çalışın. Doktorunuza danışarak bir bağırsak antiseptiği, antibiyotik ve antifungal kremi mutlaka çantanıza ekleyin. İçtiğimiz sudan bastığımız toprağa kadar her yerde yaşayan mantarların sizi kaşıntıdan öldürmesi isteyeceğiniz en son şey olacaktır. Bir miktar bozuk parayı da çantaya eklemeyi unutmayın. Amatör telsizci değilseniz, senede iki kere yapılan amatör telsizcilik sınavlarına girerek amatör telsizcilere tahsis edilmiş frekansları kullanmaya hak kazanabilir ve doğal afetlerde görev alabilirsiniz. Ama size verilmiş bir görev yoksa, çok sınırlı bir band genişliğine sahip olan amatör frekansları hayati önemi olmayan konular için meşgul etmek cinayetten farksız olacaktır. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Derneği TRAÇ'ın yaşadığınız şehirdeki üyeleriyle iletişime geçerek bu konuda neler yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ama borudan kaymak ne kadar itfaiyecilikse, mandala basıp konuşmak da o kadar amatör telsizciliktir. Bu uğraşın çok fazla emek, zaman ve yatırım gerektiren bir iş olduğunu da unutmayın. Ayrıca amatör telsizciler benim ya da sizin gibi bu toplumun içinden çıkmış insanlar olduğundan, her dernek ya da kurum için geçerli olduğu üzere amatör telsiz derneklerinde de beklenti çıtasını doğru yere koymak gerektiğini aklınızdan çıkartmayın. Bunları ileride beni hayal kırıklıklarınızdan sorumlu tutmamanız için ekleme zorunluluğu hissettim. Ama şunu da belirtmeliyim ki amatör telsizci olmak hayatımda yaptığım en doğru şeylerden biri. Üstelik eşim, kardeşim ve yakın arkadaşlarımın neredeyse tamamı amatör telsizci. Çantanızı hazırladıktan sonra üzerine karanlıkta bulunmasını kolaylaştıracak fosforlu bir şerit yapıştırmanızı öneririm. Düdükte deprem çantasına koyulan malzemelerden biri ama ben düdük, fener ve pusulayı anahtarlığımda taşımayı tercih ediyorum. Düdüğün özellikle yatağınızın yanında bulunması en doğrusu olacaktır. Son olarak çantanızdakilerin bir listesini yapıp en üste koyun. Herhangi bir sebeple çantadan aldıklarınızı son kullanma tarihi yaklaşan gıda ve ilaçları işaretleyip takip edin. Gerekiyorsa yenileriyle değiştirin. En fazla 6 ayda bir çantayı açarak kontrol edin. Göreceksiniz ki unuttuklarınız ve eklemek istedikleriniz olacak. Üstelik bu hazırlıktan zevk almaya ve afet konusunda daha az endişe duymaya başlayacaksınız. Çünkü bu çaba sizi karşılaşabileceğiniz güçlüklere fikren de olsa hazırlayacak. Çantanın içindeki malzemelerin listesi, güncellemeleri paylaştığım Instagram hesabımın ve kanala destek olmak isteyenler için Patreon hesabımın linkleri açıklamalar kısmında olacak. Daha aydınlık ve hazırlıklı günlerde yeni videolarda görüşmek üzere.